Oktay Usta'dan sizler için bu sezonda, yeni sezonda enfes poğaça tarifleri geliyor. Yumuşacık anne poğaçası. Yumuşacık, puf puf anne poğaçası için malzemeleri sizlerle paylaşıyorum. Kıymet seyircilerim, 6 su bardağı un, bir tane artı 7 bardak var ama onu duruma göre koymayı planlıyorum. Şimdi 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da suya ihtiyacımız olacak. Hemen ön taraftakilere geçiyoruz. 1 yumurta, 15 gram yani 1,5 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı da içerisinde kıymetli seyircilerim toz şeker var. Ama öncelikle süt soğuk olduğu için hemen bir bardak sıcak su ayarlıyorum. Çünkü ısılar çok önemli hamur işlerinde. Isı dengesi düşük olursa mayalanması geç oluyor ve istediğimiz yumuşaklığı bu defa yakalayamıyoruz. Şimdi süt ile suyu karıştırıyorum kıymetli seyircilerim. Ve burada maya şekeri eriteceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayalı hamurlarda püf noktası kıymetli seyircilerim el dayanabilir sıcaklıkta olsun. Mayayı veriyoruz. 15 gram dedik. 3 yemek kaşığı içerisine toz şeker ilave ediyorum. Ve hemen burada şeker, süt, maya, su karışımında güzelce eritiyor. 5 dakika bekletiyorum ki aktivite hale gelsin diye. Evet, süt suyla birlikte mayamız eridikten sonra şimdi kıymetli seyircilerim buranın üzerine 1 su bardağı sıvı yağ veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Altı su bardağı unumuz var. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolu tuzu verdim. Önce tuz ile onu karıştırıyoruz. Sevgimizi veriyoruz. Okullar açılıyor. Kıymet seyircim böyle çocuklarınızın beslenmesine de koyabileceğiniz enfes, yumuşacık, pufuduk pufuduk anne poğaçası olacak. Şimdi direkt havuzun ortasına sıvı yağ, yumurta akı, süt, maya, şeker karışımını döküyorum. Sevgimizi verdik. Ortadan başlayıp kulak memesi yumuşaklığından daha yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Lütfen takipte kalın. Bakalım Oktay Usta'nın poğaçası nasıl olacak? Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu kıymetli seyircilerim. Böyle güzelce yoğurun bir 10 dakika kadar. Sonra şöyle 1 saat ılık ortamda, üzeri kapalı bir şekilde hamurumuzu hemen mayalanmaya alıyoruz. Çıkart eldiven noktası. Evet efendim, şimdi üzerine örtüsünü kapatıyorum. Ilık ortamda, sıcak ortamda böyle beklesin, mayalansın. Ondan sonra şekil verme bölümüyle devam ediyoruz. Beğenim butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kıymetli seyircilerim, hamurumuz gayet güzel mayalanmış, başarılı da oldu. Tam bir saat süre geçti bakın. Elimizi yağlıyoruz. Yağladıktan sonra bastır şöyle bir aşçım. Görüyor musunuz? Çok güzel olmuş, özel bir hamur. Yağlıyoruz kıymetli seyircilerim. Hamurumuz yumuşacık bakın. Ne kadar yumuşak görüyor musunuz kıymetli seyircilerim? Oktay Usta bu kadar yumuşak nasıl oldu bu hamur derseniz hemen cevabını veriyorum. Artı bir çay bardağına yakın daha sıvı olarak su ilavesinde bulundum. Çünkü böylesi yumuşacık olması gerekiyor. Su veya süt her ikisi de olur. Hemen böyle bezelere kesiyorum. Kestikten sonra şimdi hemen yuvarlama bölümüne geçelim. Kıymetli seyircilerim şurası tezgahı da yağlamıştık. Yağlı bir hamur. Sade, yumuşacık, puf puf anne poğaçası diyoruz efendim. Tepsiye alıyorum. Detaylar gelmeye devam ediyor. Pufuduk anne poğaçalarımız çok güzel oldu kıymetli seyircilerim. Yavrularınızın beslenmesinde de bunlardan faydalanabilirsiniz. İçine çikolatalar sürün, peynirler koyun.
taze taze ev yapımı hem de çok ekonomik oluyor evde yapılan bütün ürünler. Fırınımız 180 derece alt üst pişirme bölümünde. Canım iyi yolculuklar diliyorum. Sevgiyle yola çıkıyor. Hemen çayı demleyebilirsiniz. Sıcak sıcak fırından yeni çıkmış poğaça isteyenlerin adresi işte burada. Oktay Sarı. ...180 derece, 20 dakika oldu poğaçalarımıza. Her fırında süre değişkenlik gösterebilir kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'dan yeni sezonda yine lezzetlerin en güzeli sizin mutfağınızda olacak. 41 yıllık aşçıdan tarifler gelmeye devam edecek. Demleyin çayları, Oktay Usta geliyor poğaça tarifi. Poğaçalarımız fırından çıktı, çayımız demlendi, sevdiklerimiz güzel kokuyla buluştular, yanında çay istiyorlar. Hemen çayımızı dolduruyor ve buyurun sofraya diyoruz. Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek yeni sezonda da kıymetli seyircilerim. Sizlerin yorumları, beğenileri bizler için çok kıymetli. Sizleri çok seviyorum. En güzel tarifleri sizler için hazırlamaya devam edeceğim. Hoşça kalın. Afiyet olsun efendim. Buyurun sofraya.